Türkiye'nin tarihinde öyle kritik günler, öyle dönüm noktaları vardır ki o günler başka türlü yaşansa biz farklı bir ülkede yaşıyor olurduk. Bazen bir seçim, bir suikast, bir kaza ya da felaket hepimizin hafızasına kazınmış, kimi zaman şans, bazen dirayet, çoğu zaman cesaretle aşılmıştır. Bu belgesel dizisinde size o unutulmaz günlerin 24 saatlik öykülerini anlatacağız. Sadece ülkenin gidişatını değil, tarihin akışını ve bizim kaderimizi de değiştiren o günlerin. Eski rejimin son günüydü. Bunu bilenler az, bilmeyenler çoktu. Bilenler kaygılı bir rahatlık içindeydiler. Rahat çünkü mesele kökünden kesilip atılacaktı. Kaygılı, kim bilir kaç yıl için sadece Mustafa Kemal'in ömrüne bağlı bir yabancı rejime giriyorduk. Halkı bu rejime ısındırabilecek tek şey Mustafa Kemal'in başta bulunmasına alışkanlıktan ibaretti. Acaba Mustafa Kemal meclisin içinde muhafaza ettiği halk adamlığı karakterinden uzaklaşacak mıydı? Çankaya ihtilal karargahı olmaktan çıkıp yeni bir saray havasının itici merasim soğukluğu içinde yaklaşılmaz, kaynaşılmaz bir diktatörün saltanatkârı uzleti mi olacaktı? Kartal yuvası bozulacak mıydı? Hepimiz bir ucundan şüpheye tutulmuştuk. Mabeyni ve Kurenası ile aramızdan ayrılıp giden Cumhur Reisi'nde bir inkılapçıyı kaybetmekten korkuyorduk. ...1923 yılının 29 Ekim sabahının ilk saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Çankaya Köşkü'nde uyandığında artık uzun bir yolun sonuna gelmişti. Yıllardır kutsal bir emanet gibi aklında sakladığı sırrı o gün açığa vuracaktı. O sır uğruna neredeyse bir ömür harcamıştı. Gençliğinden beri gönül verdiği cumhuriyet düşünü yıllarca gizlemiş, zamanını beklemişti. Rejimin adını baştan koyarsa dava arkadaşlarıyla sürtüşmekten korkmuştu. İlk beşler denilen Kurtuluş Savaşı'nın ilk beş lideri Kazım Karabekir, Ali Fuat, Mustafa Kemal, Refet Paşalar ve Rauf Bey o güne dek düşmanı yurttan kovmak için omuz omuza çalışmışlardı. Ancak savaşın ateşi içinde sonra ne olacak sorusunu tartışmamışlardı. Kimisi düşmanın denize dökülmesiyle işlerinin bittiği kanısındaydı. Vatan ve hilafet kurtarılmıştı. Bundan sonrası halifenin bileceği işti. Oysa Mustafa Kemal'e göre iş daha yeni başlıyordu. Kurtarılan vatan üzerinde yepyeni bir ülke kurulacaktı.
O bir yandan savaşırken bir yandan meclisi, anayasayı, partiyi oluşturmuş ve cumhuriyete giden yolun taşlarını birer birer döşemişti. Taşlar yerine oturmadan da cumhuriyet fikrini telaffuz etmemeye özen göstermişti. Ama artık rejimin adını koyma zamanıydı. İşte bu noktada eski dava arkadaşlarıyla yolları ayrılmış, hatta eski dostlar düşman olmuşlardı. Karabekir Paşa, Refet Paşa, Ali Fuat Paşa muhalefete geçmişlerdi. Bir kısmı Gazi'nin cumhurbaşkanı olarak meclisin yetkilerini kendisinde toplayacağından ve diktatör olacağından endişeliydi. Mustafa Kemal Paşa'dan başka ortada kimse bırakılmadı. O kurtardı ve o kurtaracak teranesi hazıra konmak isteyen dalkavukların dillerine destan oldu. Artık her akşam aleminde onun yüzüne karşı metiye yarışı aldı yürüdü. Sarıklı sarıksız muhafazakarlar, terakki taraftarları, din ve ahlak aleyhtarı züppeler suni bir birlik gösteriyorlardı. Dışarıda kendi emekleriyle hayatlarını fakirce kazanabilen bu zümre, pek az müstesnasıyla şimdi devlet hazinesinden zenginleşiyor ve ihsanlara gark olarak aristokrat bir tabaka halini alıyordu. Bu görüşte olanlar Hamidiye kahramanı Rauf Bey'in önderliğinde bir araya gelmeye başlamışlardı. Devrimin evlatları şimdi karşı karşıyaydılar. Başbakanı ve bakanları seçme yetkisine sahip olan meclis yeni atılımlar konusunda ayak diremeye başlamıştı. Savaş bitti, devrimleri de yaptık, artık işimize bakalım diye düşünüyorlar, cumhuriyet ilanını lüzumsuz buluyorlardı. İpler Mustafa Kemal Paşa'nın elinden kaçmak üzereydi. Bir hamle yapmalı ve devrimler bitti ataleti içindekileri harekete geçirmeliydi. Bu hareketin sonunda da cumhuriyet ilanını zaruri hale getirmeliydi. İhtilalci ruhu ayaklanmıştı. Şimdi ancak kendisinin hakemliğinde çözülebilecek bir kriz yaratıp o sancıdan yeni bir rejim doğuracaktı. Kafasında 5 gün içinde sonuca varacak müthiş bir oyun kurdu. 3 hamle ötesini hesaplayabildiği bu satrançta karşısındaki şahları mat eden o olacaktı. ...23 Ekim günü ordu müfettişliğine atanan Ali Fuat Paşa meclis ikinci başkanlığı görevinden istifa etti. Böylece meclis başkanı Mustafa Kemal Paşa'nın hemen altındaki koltuk boşalmış oluyordu. Ertesi gün her nasılsa Mustafa Kemal Paşa'nın hem başbakanı hem İçişleri Bakanı olan Fethi Bey de... ...iki görevi birden yürütmenin zor olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığından çekildi. En kritik bakanlıklardan biri sahipsiz kaldı. Böylece hiç yoktan bir kriz doğmuş oldu. Anayasaya göre bu iki koltuğa atama yapma yetkisi meclisteydi. 25 Ekim günü Halk Partisi grubu boşalan yerlere gösterilecek adayların seçimini yaptı. İlginç bir şekilde ne Mustafa Kemal Paşa ne Başbakan Fethi Bey çok önemli bu iki makam için aday göstermeyip grubu serbest bıraktılar. Ve gruptaki sandıktan iki sürpriz isim çıktı. İçişleri Bakanlığı için Sabit Bey, Meclis 2. Başkanlığı için de Lozan'dan beri küskün olan Rauf Bey. Gazi'nin hiç hoşlanmadığı iki isim şimdi yönetimdeydi. Kimilerine göre Mustafa Kemal Rauf Bey'i özellikle seçtirerek yaklaşan tehlikeyi yakın çalışma arkadaşlarına, özellikle de Fethi Bey'e göstermek istemiş, devrimler durursa senin koltuğunda gider mesajı vermişti. Kimilerine göre ise meclisin kendisiyle inatlaşmasını bahane ederek kafasındaki daha cesur adımların zeminini hazırlayacaktı. ...26 Ekim Cuma gecesi Mustafa Kemal Paşa kabineyi Çankaya Köşkü'nde topladı. Uzun süren bir toplantıda bakanlara
muhaliflerin oyununu bozmak için planladığı karşı taarruzu açıkladı. Hepsi birden istifa edeceklerdi. Meclis onları yeniden görevlendirirse de görev kabul etmeyeceklerdi. Sonu cumhuriyete varacak bir taktik savaşın ikinci adımıydı bu. 27 Ekim Cumartesi günü mecliste Gazi'nin başkanlığında toplanan parti grubunda Fethi Bey hükümetin istifasını açıkladı. Asıl planı bilmeyen grup şaşırdı. Niye durduk yerde bir hükümet krizi yaratılıyordu ki? Fethi Bey bu soruyu daha kuvvetli bir hükümet oluşmasına ortam hazırlamak için diye yanıtladı. Gazi'nin bu krizden bir cumhuriyet çıkaracağını o bile bilmiyordu. Yeni Bakanlar Kurulu'nun 29 Ekim Pazartesi günü seçileceği duyuruldu. Kıyametin kopacağı gün o gündü. ...28 Ekim Pazar günkü Vatan Gazetesi istifa eden Bakanlar Kurulu üyelerinin fotoğraflarıyla çıktı. Ülke resmen hükümetsizdi. Meclis o pazarı krize çağrı arayarak geçirdi. Tatil olmasına rağmen meclisin odalarında, kulislerde, evlerde gece yarısına kadar listeler hazırlandı. Adaylar değerlendirildi, teklifler yapıldı. Ama nafile. Mustafa Kemal'e yakın isimler teklifi reddediyor, muhalifler çekiniyor... Bir türlü güçlü hükümet listesi çıkmıyordu. Herkes rejimin geleceğinden kaygılanmaya başlamıştı. Muhaliflere gelince, Rauf Bey, Doktor Adnan, Refet Paşa o sabah Haydarpaşa istasyonunda Ankara'dan İstanbul'a gelen Ali Fuat Paşa'yı karşılıyorlardı. Milli mücadelenin dört lideri istasyondan doğruca Refet Paşa'nın Kalamış'taki köşküne gittiler. O akşam sarayda Halife Abdülmecit Efendi ile yemek yediler. Aynı saatlerde Mustafa Kemal Paşa Ankara'da arkadaşlarına yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz diyordu. Artık yapılabilecek bir şey yoktu. Şimdi Mustafa Kemal'in hamlesi beklenecekti ve o ertesi gün bu krizin düğümünü kılıçla kesecek, yeni bir hükümetle değil, yeni bir rejimle çıka gelecekti. Halk Partisi grubu Fethi Bey başkanlığında toplandı. Gündemde hükümet krizi vardı. Söz alan milletvekilleri Mustafa Kemal Paşa'nın neden meclise gelip fikrini söylemediğini sordular. İşte bu aşamada önceki gece köşkte yapılan plan uygulamaya kondu. Gece sofrada bulunanlardan Kemalettin Sami Paşa bir önerge verdi ve hükümet sorununu çözmek için genel başkanın görevlendirilmesini istedi. Paşa zaten bu çağrıyı bekliyordu. Ben o sırada Çankaya'da konutumda bulunuyordum. Önergenin kabul edilmesi üzerine toplantıya çağrıldım. Toplantı salonuna girer girmez doğru kürsüye çıktım. Baylar dedim. Bakanlar Kurulu seçiminde görüş ayrılığına düşüldüğü anlaşılmıştır. Bana bir saat izin verin. Bulacağım çözüm yolunu bilgilerinize sunarım. İşte şimdi en kritik bir saat başlıyordu. Ülkenin kaderinin değişeceği bir saat. Mustafa Kemal Paşa meclisteki odasında ikna turlarına başladı. Mecliste temsil edilen değişik grupların lideri sayılan milletvekilleriyle sırayla görüşme trafiğine girdi. Onlara krizi çözecek basit önerisini söyledi. Anayasa değişikliği. Geceden hazırladığı 6 maddelik teklif cebindeydi. Ve krizi çözecek sihirli formül ilk maddede yazılıydı. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir. Bu maddeyle başbakanı atama yetkisi meclisten alınarak cumhurbaşkanına verilecekti. Yani Mustafa Kemal Paşa, meclis, ordu ve partiden sonra hükümetin de iplerini eline alacaktı. Pazarlık başladı.
meclisteki milletvekillerinin bir kısmı halifeye yürekten bağlı muhafazakar kişilerdi. Cumhuriyetten çok cumhuriyetin dinsizlik getireceği ihtimalinden endişeliydiler. Cumhuriyeti gavurluk sayıyorlardı. Onları rahatlatacak bir çözüm gerekiyordu. O çözüm de düşünülmüş ve ikinci maddede yazılmıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin dini İslam'dır. Kemal Paşa bu ikinci maddeyle birincisini garantilemiş oluyordu. Yeterince güçlendiği an devletin dini İslam'dır maddesini anayasadan söküp atacaktı. Bir saatlik süre dolunca saat 1.30'da Halk Partisi grubu yeniden toplandı ve Mustafa Kemal Paşa çözümünü açıklamak üzere çağrıldı. Salona yumuşak, sessiz adımlarla girdi. Kendinden emin ve sakin görünüyordu. Artık yolun sonuna geldiğinin, davayı kazandığının farkındaydı. Kürsüye çıktı ve şunları söyledi. Muhterem arkadaşlar! Heyet-i Celileniz bu müşkülün halline beni memur kıldınız. Teklifim mazhar kabul olursa kuvvetli ve mütesanit bir hükümet teşkili kabil olacaktır. Teklifim şudur. Dediği ve cebinden tasarım metnini çıkarıp okuması için katip koltuğunda oturan Ruşen Eşref Bey'e uzattı. Mustafa Kemal Paşa kürsüden inerken Ruşen Eşref ilk maddeyi okudu. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir. Yıllardır Mustafa Kemal'in zihninde yaşayan milli sır nihayet dile gelmişti işte. Gruba bomba düşmüş gibi oldu. Milletvekilleri geçici krizi aşacak bir hükümet formülü beklerken bir rejim değişikliği önerisiyle karşılaşmışlardı. Bunu kabul ederlerse ipler meclisten Cumhurbaşkanı'nın eline geçecekti. Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını ise istisnasız herkes biliyordu. Rauf Bey ve diğer muhalifler Ankara dışındaydılar. Mecliste Cumhuriyet'e karşı olanlarsa bu oldu bitti karşısında susmayı tercih ettiler. O yüzden grupta itirazlar zayıf kaldı. Çıkıp konuşan milletvekilleri genellikle ilk şaşkınlıklarını dile getiriyorlar ve süreci yavaşlatmaya çalışıyorlardı. En ön sırada oturan Mustafa Kemal Paşa ise konuşulanları birer birer not alıyordu. Tuttuğu bu notları 4 yıl sonra Nutuk'ta yayınlayacaktı. Anayasanın değiştirilmesiyle bugünkü bunalım giderilemez. Biz şimdi bir başbakan seçelim, anayasanın değiştirilmesini sonra düşünürüz. Bizim şimdiye değin görüşüldüğünü duyduğumuz anayasadan bir bilgimiz yoktur. Gerçi gazetelerde okuduk. Bu yeter mi? Onun için biz bunu sonraya bırakıp bunalıma görüşelim. Bu aşamada İsmet Paşa söz aldı ve itirazları yanıtlamaya girişti. Çizmelerini çoktan çıkarmıştı. O yüzden bir askerden ziyade bir diplomat gibi konuştu. Bütün dünya bizim burada bir hükümet biçimini konuştuğumuzu biliyor. Bu görüşmelerimizi bir sonuca bağlamamak güçsüzlüğü ve düzensizliği sürdürmekten başka bir şey değildir. Avrupa diplomatları beni bu konuda uyardılar. Devletinizin başkanı yok. Şimdiki durumda başkanınız meclis başkanıdır. Demek ki siz ayrı bir başkan bekliyorsunuz dediler. Avrupa düşüncesi işte budur. Oysa biz böyle düşünmüyoruz. Ulus egemenliğine ve alın yazısına kendisi el koymuştur. Öyleyse bunu bir yasayla belirtmekten niye çekiniyoruz? İsmet Paşa'nın bu konuşmasının ardından son sözü Abdurrahman Şeref Bey söyledi ve bir türlü dillendirilmeyen sihirli sözcüğü yüksek sesle haykırdı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kime sorarsanız sorun. Bu cumhuriyettir. Doğan çocuğun adı budur. Ama bu ad kimilerine hoş gelmezmiş. Varsın gelmesin. Bu rest görüşmeleri uzatmak isteyen milletvekillerine cevaptı. Bu iş önemli, biraz daha görüşelim diyenlere karşı hemen bir yeterlilik önergesi verildi, kabul edildi. Grup anayasa değişikliğini önce tümden sonra madde madde okuyup oyladı.
Saatler 17'yi geçerken son maddede oylandı ve kabul edildi. Şimdi sıra Anayasa Komisyonu'nda ve Genel Kurul'daydı. Parti grubunda kabul edilen anayasa değişiklik teklifi apar topar Anayasa Komisyonu'na gönderildi. Yunus Nadi Bey başkanlığında toplanan komisyon bir saat içinde teklife bir gerekçe yazarak acilen görüşülmesi istemiyle genel kurula sevk etti. Normal koşullarda haftalar alacak bu işlemler şimdi saatlere hatta dakikalara sığdırılıyordu. O arada Mustafa Kemal Paşa Fransız yazarı Maurice Pernod'u kabul etti ve tarihi bir dönemecin eşiğinde meclis başkanı sıfatıyla son demecini verdi. Bu demeçte hem Cumhuriyet müjdesi hem Avrupa'ya mesajlar vardı. Osmanlı İmparatorluğu Batı'ya karşı elde ettiğimiz başarılardan çok gururlanarak kendini Avrupa uluslarına bağlayan bağları kestiği gün düşüşe başlamıştır. Bu bir hataydı. Bunu tekrar etmeyeceğiz. Bizim vücutlarımız doğudaysa da düşüncelerimiz batıya dönük kalmıştır. Ulusal egemenliği ilan ettik. Kelimeler üzerinde oynamayalım. Bugünkü Türk hükümeti az çok cumhuriyettir. Genel kurulda söz alan milletvekilleri artık itiraz etmediler. İşin ilginç yanı, mebusların bir kısmı bir İslam Cumhuriyeti kurulduğunu sanıyordu. Tutsak yaratmayan Allah, azgın istekleri ve benlikleri bastırmak için bir elinde asa olduğu halde dünyada devrim yapacak bir büyük peygamber gönderme ihtiyacını duydu ve gönderdi. O, kılıcı ile zalim hükümdarları bastırdığı gibi, asası ile kanlı tahtları, kanlı saltanatları yerin dibine geçirdi. Atsıza onur, tutsağa özgürlük, zayıfa hak, yoksula mutluluk verecek bir hükümet kurdurmak için Türk milletini seçti. 14 yüzyıl önce Muhammed'in Mekke'de kurduğu hükümeti, bugün Türk milleti Ankara'da kurmuştur. Artık vakti gelmişti. Görüşmeler kesildi, oylamaya geçildi. 287 üyeli mecliste sadece 158 üye vardı. Ankara'da olan muhalif milletvekilleri red vermektense gelmemeyi tercih etmişlerdi. O yüzden rejimi değiştirmek için gerekli çoğunluk tehlikedeydi. Bu durum anlaşılınca o güne kadar meclise hiç gelmemiş 9 mebus apar topar Ankara'ya çağrılıp yemin ettirilmiş, böylece gereken çoğunluk zar zor sağlanmıştı. Başkan kabul edenleri sordu, bütün eller birden kalktı. Oylamada yanımda bulunan Abdülhamit Sultan'ın valilerinden Osmanlı'nın dahiliye vekili Hazım Bey'i hatırlıyorum. Kabul edenler diye sorulunca iki elini kaldırıyor ve yarı sesle aman Allah diyordu. Beyefendi niçin aman Allah diye sordum. Min küllil vücuh yavrum, min küllil vücuh demişti. Yani her yönden, her yönden. Oy sanki yüreğinin içinden tırnakla sökülüyor. Anayasa değişikliği saat 20.30'da 158 üyenin 158 oyuyla kabul edildi. Bütün milletvekilleri heyecanla ayağa fırlayıp dualar arasında 3 kez yaşasın cumhuriyet diye bağırdılar. Türkiye artık bir cumhuriyet. Meclis Cumhuriyeti ilan etmişti. Şimdi yapacak tek bir iş kalmıştı. Cumhuriyeti yönetecek kişiyi, yani Cumhurbaşkanını seçmek.
Bu da aynı akşama sığdı. Cumhuriyet ilan edildikten 15 dakika sonra saat 20.45'te Ertuğrul Milletvekili Doktor Fikret Bey bir önerge vererek Cumhurbaşkanı seçiminin hemen yapılmasını istedi. Bu teklif kabul edildi ve gizli oyla Cumhurbaşkanı seçimine geçildi. Aday yoktu aslında. Mebuslar istedikleri isme oy vermekte serbestlerdi. Oturumda 158 milletvekili vardı. Oylar sayıldı ve sonucu 2. Reis Vekili İsmet Bey açıkladı. 158 azanın 158'i ittifakla Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini Cumhuriyet riyasetine intihab etmişlerdir. İşte olmuştu. Gazi 15 dakika önce ilan edilen Cumhuriyet'in başına geçiyordu. 5 gün içinde bütün dengeleri yeniden kurmuş, meclisteki muhalefeti bertaraf edip Cumhurbaşkanı ve başkomutan olarak yeni kurduğu rejimin başına oturmuştu. Meclis duvarlarını çınlatan alkışlar arasında kürsüye yürüdü ve şu konuşmayı yaptı. Muhterem arkadaşlar, bugüne kadar doğrudan doğruya meclisinizin başkanlığında bulundurduğunuz arkadaşınıza yaptırdığınız vazifeyi reis-i cumhur unvanıyla bu aciz arkadaşınıza tevcih buyurdunuz. Acizleri mazhar olduğum bu emniyet ve itimada layık olabilmek için pek mühim gördüğüm bir noktadaki ihtiyacımı arz etmek mecburiyetindeyim. O ihtiyaç, yüce heyetinizin şahsım hakkındaki teveccüh ve itimadının, yardımının devamıdır. Ancak bu sayede ve Allah'ın inayetiyle şahsıma tevcih buyurduğunuz ve buyuracağınız vazifeleri layıkıyla yapmaya muvaffak olabileceğimi ümit ederim. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. Bu konuşmanın ardından Afyon Mebusu Kamil Efendi kürsüde bir dua okudu. Ve 2. Büyük Millet Meclisi'nin tarihi bileşimi böylece sona erdi. Saat 9'u geçmişti. Mustafa Kemal Paşa genel kurul salonundan çıkıp meclis riyaset odasına gitti. Orada milletvekili arkadaşlarının kutlamalarını kabul etti. Sonra bir süre Fethi Bey ve İsmet Paşa ile görüştü. Devrimin 3 ismi yeni rejimdeki rollerini konuştular. O an başbakanlıkta Fethi Bey dönemi bitmiş, İsmet Paşa devri başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa sabah 10'da meclis başkanı olarak geldiği binadan 12 saat sonra Cumhurbaşkanı olarak ayrılıyordu. İkinci adam ise sabah hariciye vekiliyken bundan böyle yeni cumhuriyetin ilk başbakanı olacak, devrimlere Gazi ile birlikte imza atacaktı. Çıkışta meclisin karşısındaki millet bahçesinde kalabalığın toplandığını gördüler. Olağanüstü bir şeyler yaşandığını öğrenenler akın akın meclise koşuyordu. Kapıda Kemal Paşa'yı görünce tezahürat yaptılar. 20 kişilik bir müfreze yeni cumhurbaşkanını silah atarak selamladı. Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa'yı kendi otomobiline aldı. Fethi Bey onları izleyen ayrı bir otomobile bindi. Çankaya Köşkü'ne doğru yola çıktılar. Fransız devriminden bu yana 134 yıldır gerçekleşmesi beklenen hayal 12 saatte gerçek olmuş, Türklerin tarihinde bir milat dönülmüştü. Onlar zafer sofrasına oturduklarında Ankara top sesleriyle inliyordu. İstanbul'da top atışları gece 3'te başladı. Uyanan İstanbullular bunu müttefik savaş gemilerinin hücumu sanarak panik halinde sokağa fırladılar. İşin aslı ancak sabah Vali Haydar Bey'in vilayetten yaptığı konuşmadan ve gazetelerden anlaşıldı. Yurt çapında daireler ve okullar tatil edildi. Halk sokaklara döküldü. Ev ve dükkanlara bayrak asıldı, fener alayları düzenlendi. Cumhuriyetten herkes ayrı bir şey anlıyordu. Ama yine herkes bunun iyi bir şey olacağını umuyordu.
İstanbul ve Ankara basını Cumhuriyet'i farklı başlıklarla duyurdu. Ankara basınında coşku, İstanbul basınındaysa kuşku vardı. Velid Ebüziya, muhalif Tevhid-i Efkar'daki başyazısında şimdiye kadar herkesten gizli tutulmuş olan Cumhuriyet'i bu kadar süratle kabul etmekte ne isabet ne de dirayet vardır diyordu. Ebüziya ertesi günde bu önemli kararda 3/2'lik çoğunluk aranması gerektiğini yazıyor, devletin adını taktınız, işleri de düzeltebilecek misiniz diye soruyordu. Tanin'de Hüseyin Cahit ise kabine kurup düşürme hakkı padişaha bile verilmemişken şimdi reisi cumhura veriliyor diye yakınıyordu. Halife Abdülmecit Efendi 31 Ekim'de Mustafa Kemal Paşa'ya kısa ve soğuk bir kutlama mesajı gönderdi. Bu kere teceddüt eden şekli hükümetin mülk ve millet hakkında hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ve temenni ederim dedi. Telgrafın altında halifenin dedesinin hükümdarlığını hatırlatan Abdülmecit bin Abdülaziz Han imzası vardı. Mustafa Kemal Paşa telgrafı yanıtlarken bu sıfatı kullanmadı. Halife-i Müslim'in Abdülmecit Hazretlerine geçtiği teşekkür telgrafı da aynı kısalıkta ve soğukluktaydı. Türkiye Cumhuriyeti hakkındaki hayırhane temenniyatı hilafet penahilerine takdimi teşekkürat ederim. Bu mesajın altında ise Türkiye Cumhuriyeti Reisi Cumhuru Mustafa Kemal imzası vardı. Muhalifler milli mücadele boyunca birlikte oldukları Kemal Paşa ile Cumhuriyet ilanında ayrıydılar. Ali Fuat Paşa o gece atılan toplara mana veremeyip haberi ertesi gün gazetelerden alanlardandı. Kazım Paşa hem mebus hem ordu komutanı olmasına rağmen Cumhuriyet'i Trabzon'da bir müfreze komutanından öğrendi. Hatıralarında şöyle yazacaktı. Mustafa Kemal Paşa'nın yeni topladığı muhitle tam diktatörlüğe gittiği haberleri geliyordu. Milli hakimiyet yerine şahsi hükümranlık kurulmuştu. İstiklalimizi kurtaranlar hürriyetimizi boğacak mıydı? Asıl tepki muhalefetin lideri Rauf Bey'den geldi. Böylesine önemli bir oturum için meclise çağrılmamasına içerlemişti. Verdiği demeçte Cumhuriyet'in sorumlu olmayan zevat tarafından tertip edilen bir emrivaki halinde gerçekleştiğini söyledi. Bu sözlerle muhalefet bayrağını açmış oluyordu. O bayrak altında bir yıl sonra Cumhuriyet'in ilk muhalefet partisini kuracak ve Türkiye'de milattan sonra miras kavgası başlayacaktı.